kaydetti. Evet, 3 haber verdik. 3 haberi de tartışacağız. Yani sondan başa doğru ya da baştan sona doğru, o gelecek sorulara bağlı olacak. Yaklaşık 45 dakika vaktimiz var ve stüdyomuzda da çok değerli 3 analist var. Bana göre yakından itibaren tanıtmaya başlıyorum. GCB Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan bizimle birlikte. A1 Capital Menkul Değerler Direktörü Belgin Maviş bizimle birlikte. ALB Menkul Değerler Analisti Enver Erkan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi nereden başlayalım diye soracağım ama izleyici soruları da var. Tabii bizi çok yakından takip eden izleyiciler bir saat önce söylediklerimizin bile hesabını soruyorlar. Onlar var. Mesela bir tanesi sormuş, ona yanıt vereceğim, merak etmesin. Şimdi tabii sabah saatlerinden itibaren gelen, yani Japonya'dan gelen bu parasal genişleme adımı, deyim yerindeyse böyle piyasalara hafif bir böyle narkoz etkisi yarattı. Böyle hani narkozu az verirseniz biliyorsunuz bir sarhoşluk duygusu yaratır ve hoş olur. Yani her şeyi toz pembe görürsünüz ama biraz fazla verirseniz bayıltır. İşte bu böyle hafif narkozun etkisiyle dünya kendine bir çeki düzen verdi. Akşam saatlerinde Rusya'dan gelen haberle de bütün gelişmekte olan piyasa para birimleri yukarı doğru gitmeye başladı. Yani rublenin kendine gelmesi aynı zamanda diğer gelişmekte olan ülkelere de aynı bir gençlik açısı gibi geldi. Tabii Rusya'nın attığı adım çok önemli. Zira 150 bas puanlık artış tıpkı bizim Merkez Bankamızın Ocak ayı sonunda yaptığı artışın bir benzeriydi. Yani hiç beklenmeyen bir adım attı. Bunun bir bedeli olacak elbette Rusya ekonomisine ama bu bedeli şöyle anlatmak lazım. Mesela 438 milyar dolar rezervi olan dev, güçlü bir Merkez Bankası bile dayanamayacağını anlayınca bu adımı atmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla faiz bir gereklilik. Yani işte faizle ilgili merkez bankalarını serbest bıraktığınız takdirde ekonominin düzene girmesi mümkün. Mesela ruble son bir ayda yaklaşık %25 değer kaybetti. Bugün attığı adımla rubleyi yukarı doğru çekti. Şu anda ruble gelişmekte olan ülke paraları içinde bugün en çok değer kazanan para olarak günü tamamladı. 3.95'lerde ama tabii bu rublenin bütün kayıplarını geri verdiği anlamına gelmez. Japonya'dan başlayarak şöyle başa doğru gelip buraya doğru gelip bir tur yaparsan Erdoğan senle başlayalım. Sonra Belgin Hanım sizinle devam edeceğiz. Sonra Enver'de. Japonya Merkez Bankası ne gerekirse yapabileceğini gösteren bir Merkez Bankası. Hiç gündemde yoktu. İşte sizin de jenerinizde vardı. Fed bir adım attı 2 gün önce. Bir varlık alım programı vardı. Sonlandı. Akabinde 2 gün sonra Japon Merkez Bankası'ndan kabaca %10'luk bir artış varlık alım programında gördüğümüz bir durum bu. Bu tabii piyasalarda nereden gelirse gelsin varlık alımı, parasal genişleme haberleri bir parti havası yaratıyor. Evet. Yani çok da fazla sorgulanmıyor başta. Bu varlık alım programı geçmiş dönemde Japonya'da açıklandığı zaman çevre ülkeler veya dünya ekonomisi veya dünya piyasaları çok pozitif etkilenmiş miydi ki? Bugün böyle bir parti havası var, coşku var. Geçmiş dönemde öyle Japon Merkez Bankası'nın varlık alım programının açıklaması döneminde bizde ne oldu? İşte Merkez Bankası faizleri indirmişti o dönemde. Bugün aynı koşullara sahip miyiz hiç zannetmiyorum. O yüzden ben bu haberin 1-2 günlük bir haber, piyasayı 1-2 gün etkileyebilecek bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet bir varlık alım programından, gelişmeden bahsediyoruz ama öbür tarafta neden acaba? Neden böyle bir karar alıyor? Çünkü işte istenen hedeflere gidemiyor Japonya. 10 yıldır durgun. Devasa bir program açıklanmış, olmuyor. %10'luk bir artışla bir şeyler daha denenme aşamasına geçiliyor. Bu aslında bugün için, piyasalar için iyi haber fakat uzun vadede hiç iyi bir haber değil. Evet. O yüzden bence biraz boşu boşuna gibi oldu bunun piyasaya bugünkü etkisi. Rusya, evet, orada bir güven bunalımı var. Yani bugün faiz arttırımıyla, 1,5 puanlık arttırımla siz rubleyi tutamıyorsanız yarın bir gün artık meselenin fiyatlamadan ziyade güvenle ilgili olduğu aşamasına geçersiniz ki. Şu anda gelişmekte olan piyasalarda en yüksek ikinci faizi veren ülke durumuna geldi Rusya. Brezilya'nın hemen ardına yerleşti. Biz ikinci sıradaydık. Biz 3'e gerilemiş olduk. Doğru. Devam edebilirsiniz. Orada devasa bir stok rezervden bahsediyor. İşte 400 milyar doların üzerinde. Ama bunu işte sizin de dediğiniz gibi engelleyemiyor Merkez Bankası. Engelleyemezsiniz. Bunun çünkü rezervle alakası yok. Yani oraya bir saldırı varsa istediğiniz kadar paranız olsun. Çünkü evet, o parayı siz basmadığınız sürece buna dayanamazsınız. Petrolle ilişkisi malum zaten. 100 doların altındaki bir petrol fiyatı Rusya'yı zorluyor. Bugün 80 dolarlarda geziyor. Bir hamle yapmak zorunda. Ama bunun öncesinde zaten Rusya ekonomisi zordaydı. Yani Ukrayna meselesinden önce de böyle bir zorluktan bahsediyorduk biz. Ve bu kararın, yani faiz artırım kararının bir bedeli olacak. Ekonomide küçülme. Faizleri yükseltiyorsanız siz
orta vadede büyümeden biraz feragat edeceksiniz. Büyüme hedefi %1. Dolayısıyla Rusya'nın hemen behemal revize etmesi gerekecek. Büyümeyeceksiniz demektir. Evet. Yani küçülmeyin yine iyi de. Bu bizim için iyi bir haber midir? Bizim için hiç iyi haber değildir. Bugün kur tarafında destekleniyor olabiliriz ama Rusya'nın bir şekilde sıkıntıya giriyor olması bir defa çevresinde olan bir ülke olarak bizi etkiler, negatif etkiler. Ticari partner olarak negatif etkiler. Kurda bugün evet bir miktar toparlanma var ama dolar endeksinde hala bir değerleme var. Önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta zaten. O kritik hafta içerisinde biz eğer biraz daha güçlenen dolar görürsek biz bir Rusya etkisini 2 gün sonra unuturuz. Peki. Belgin Hanım, size gelen 2 soru var. Yani o sorular eşliğinde yanıtlamanızı istiyorum. Barış Derin'in bir sorusu var. Cenk Erdil'in bir sorusu var. Birbiriyle bağlantılı. Barış Derin diyor ki, boş FED ya da derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarının zamanlaması konusunda Belgin Hanım ne düşünür acaba diyor. Kime hizmet ediyor? Bu bir komplo teorisi arıyor. Cenk Erdil de diyor ki, endekste uzatmaları mı oynuyoruz? Boğa tuzağı olabilir mi acaba bu bütün yaşadıklarımız? Şaşkınlık. Yani piyasalarda yaşanan şaşkınlık. FED'in arkasından karalar bürümüş bir piyasa vardı karşımızda. Ve böyle bir atak bekliyor muyduk? Yani bunu bekleyen var mıydı bilemiyorum ama Japonya'nın atağıyla bir anda tekrardan o korkular yerini aşırı bir iyimserliğe bıraktı. Ve bu aşırı iyimserliğin etkisiyle de gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş olan piyasalarda hepsinde %2'lere, yani bir Almanya'daki endekse bakıyorsunuz %2'nin üzerinde bir değer artışı var. Dolayısıyla bu havanın geçici bir bahar havası olduğunu düşünüyorum. Yani bu ayı tuzağı ya da boğa tuzağı gibi bir sınırlandırmada bulunmak yanlış olur diye düşünüyorum. Evet. Bir şok. İnsanlarda şu bir duygu belki de depreşti. Krizin ilk etaplarına bakacak olursak o zaman bir carry trade çılgınlığı vardı dünyada. Ve Japonya'daydı gözler. Oradan alıyorlardı neredeyse sıfır faiz. Ve bunu Asya borsaları dahil olmak üzere diğer tüm borsalarda değerlendiriyorlardı. Sonra da o parayı geri ödeyerek müthiş paralar kazanıyorlardı. Yeniden böyle bir iştahın açılabilme ihtimalinin de fiyatlandığını düşünüyorum. Ama şu andaki durum krizin ilk etabındaki gibi bir durum değil. O zaman FED vardı ve sürekli olarak piyasaları fonluyordu ve para basmaya devam ediyordu. Önce 600 milyar dolarla başladı ve 4,5 trilyon dolara çıkan bir bütçeyle. Evet, şimdi Japonya bu anlamda belki FED'in neredeyse 4 katına yakın bir genişleme şeyi ama önce kendi içsel problemlerini çözmek için bu adımı atıyor. Dünya piyasaları, hani Avrupa Merkez Bankası böyle bir adım atmış olsaydı bizdeki yükselişi daha manidar bulurdum açıkçası. Japonya'daki durumun biraz geçici olacağını düşünüyorum. Çünkü günün ikinci yarısında dolarda yukarı yönlü hareketlenmeleri bir kez daha gördük ve hemen Borsa İstanbul'da satış baskısıyla karşılaştık. Yani 81.300'ün üzerine ataklar yapmaya çalışıyordu. 81.000 üstünde durmaya çalışıyordu. Bir anda gevşedi. İkinci soruya gelince, hani FED, Japon Merkez Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşlarının zamanlaması manidar mıdır? Onların mesela kredi derecelendirme kuruluşlarının belki açıklamaları biraz şey olabilir, farklılık arz edebilir ama onların tarihleri önceden bellidir. Şu tarihte gelip değerlendirmeyi açıklayacağız şeklindedir. Onu biraz istisna tutmak gerekiyor. Öte yandan merkez bankalarının yapacağı toplantılar bellidir. Toplantılar 3 aşağı 5 yukarı konuşacağı konular bellidir. Bu tip durumlar kriz süreçlerinde olağanüstü bir hal olduğunda, yani hiçbirimiz Rusya Merkez Bankası'ndan 150 bas puanlık bir artış bekliyor muyduk? Beklemiyorduk. Olabilirdi ama bunu bugün yapacağını bilmiyorduk. Bunlar enteresan olaylardır ama manidar diye nitelendirmemek gerekir. Peki. Mert Bal'ın bir sorusuyla başlayalım. Bir de senden bir piyasa yorumu istiyorlar. Yani yarın nasıl açılırız diye. Mert Bal diyor ki, büyük merkez bankaları arasında yüzük kardeşliği varmış gibi hissediyorum diyor. Ne diyorsunuz diyor. Yani birbirini kollayarak hareket ettiklerini söylüyor. Şimdi tabii büyük merkez bankalarının son 2 yıldaki politikalarına baktığımızda bir parasal genişleme dünyası içerisinde girdiğini gördük. Özellikle Fed ile başlayan, sonrasında Avrupa Merkez Bankası ile, Japonya ile, İngiltere ile devam eden bir süreç var. Bu açıdan baktığımızda şu an için eğer ki böyle bir kardeşlik varsa bile Fed şu anda bu kardeşliği bozmuş görüntüsünde. Onu söyleyebiliriz. Diğer açıdan baktığımız zaman zaten diğer merkez bankalarının politikalarının
politikaların Avrupa haricinde Fed gibi dünya piyasalarında uzun soluklu bir etki yaratamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda Japonya'nın yaratmış olduğu dalganın da piyasalar açısından geçici bir dalgalanma olduğunu düşünüyorum. Piyasa yansımalarına bakacak olursak şu anda tabii piyasalar Fed sonrasında kendisine yeni bir hikaye arıyor. Bu hikayenin iki kanadı var. Bir tanesi Avrupa Merkez Bankası, diğeri Japonya Merkez Bankası. Japonya'nın hamlesi biraz açıkçası sürpriz oldu. Ancak ayrıntılarına baktığımızda Japonya'nın kendi ekonomik dinamiklerini düzeltmek amacıyla bunu yaptığını görürüz. Çünkü iki yıldır Japonya'da %2 enflasyon hedefiyle yola çıkılan bir parasal genişleme programı var. Ve baktığımız zaman Japonya'da enflasyonda özellikle hedeflere ulaşılmış değil. Satış vergisi artışı etkisini çıkartırsak ki bu enflasyon, yıllık enflasyon üzerinde %1.7 ile %2 arasında bir etki Yasin Budanyan diyor ki Enver diyor biraz yavaş anlat diyor. Çok hızlı anlatıyorsun. Dolayısıyla not almakta zorlanıyor. Evet, tabii peki. Biraz daha yavaşlayalım. Satış vergisi artışının Nisan'da yürürlüğe giren satış vergisi artışı Japonya'da yıllık enflasyonun %1.7 ile %2 arasında bir katkıda bulunuyor. Dolayısıyla şu andaki yıllık enflasyon %3.2'den optimal bir oran %1.8'i çıkartacak olursak Japonya enflasyonu halen %1.4'lerde, %1.3'lerde dolaşıyor. Dolayısıyla 2 yıllık süreç sonucunda istenilen mesafe kat edilebilmiş değil. Diğer taraftan büyüme kısmında özellikle son büyüme verileri Japonya'da sıkıntılı geldi. Dolayısıyla mevcut ekonomik göstergelerde Japonya'nın kendi dinamiklerini düzeltmek amacıyla bir hamle yaptığı anlaşılıyor. Önümüzdeki hafta Avrupa Merkez Bankası var. Burada merak edilen konu ileriye yönelik şirket tahvili veya hükümet tahvili alınır mı alınmaz mı konusu. Piyasa buralardan bir hikaye arayacak. Bize baktığımız zaman içeride enflasyon verisi önemli. Açıkçası enflasyonda Ekim ayında anlamlı bir gevşeme görürsek en azından haftanın ilk yarısında iyimser bir seyir içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda da 80 bin seviyesi önemli görünüyor. 80 bin seviyesi üzerinde aşağı yönlü bir seyir olsa bile yukarı yönlü doğal tepkiler görebiliriz. Ekstrem gelişmeler olmadığı sürece. Dolayısıyla teknik seviyeler, İçeride enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar ve tabii ki Amerika tarım dışı istihdam verisi belirleyici olacak. Peki. Nuri Yıldırım diyor ki kısa vadeli bir dolar yorumu yapabilir mi Enver Bey? Kısa vadeli ve kısa olsun istiyor. Tabii ki. Şimdi dolar kısmına baktığımızda global bazda değerlenme dolar üzerinde etkili. Dün açıklanan 3. çeyrek büyüme verisi dolar üzerinde geçici bir etki yarattı. Sanki büyümenin içeriği özellikle kamu harcamaları kaynaklı ve savunma sanayi kaynaklı olması biraz dolarda satış fırsatı olarak kullanıldı gibi geliyor. Ancak Fed'in tahvil alımlarını sonlandırması ve ekonomik projeksiyonları ilerleyen dönemde dolarda değerlenme eğiliminin yüksek olacağını gösteriyor. Özellikle dolar TL tarafına baktığımızda tabii ki Fed'in son hamleleri emerging marketleri önemli ölçüde etkilemiş durumda. Dolayısıyla dolar TL açısında 2.2250 seviyesini kritik eşik olarak verebiliriz. Eğer ki yukarı kırılsa 2.25'lere doğru doların global bazda seyrine bağlı olarak yukarı yönlü bir seyir görebiliriz. Peki. Hüsnü Keleş diyor ki Belgin Hanım diyor haftaya sana bir altın sorusu var, bu arada hazırlan. Belgin Hanım diyor haftaya Avrupa Merkez Bankası ve BOJ gibi agresif hareketler yaparsa Avrupa Merkez Bankası da buna rağmen diyor dolar, yani bu dolara rağmen BIST yukarı gidebilir mi? Soruyu karıştırdım epeyce, bir daha okuyorum. Haftaya diyor Avrupa Merkez Bankası da BOJ gibi agresif hareketler yaparsa değerlenecek dolara rağmen BIST yukarı gidebilir mi? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde önümüzdeki hafta salı günü üfe verisi var. Açıklanacak olan. Onun dışında PMI'ler var çarşamba günü. Ve perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası faiz kararı var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası faize bir değişiklik yapmayacak elbette. Burada merakla beklenilen o tahvil alım programını genişletebilmesi, o teşvikleri genişletebilmesi. Bunun için de PMI verilerine bir kez daha ihtiyaç duyacak Avrupa Birliği diye düşünüyorum ben. Ve Almanya'nın bu anlamdaki kritik duruşu halihazırda devam ediyor. Son gelen enflasyon datalarındaki bozulma, bununla birlikte işsizlikte bir iyileşme varmış gibi gösterilmeye karşın Almanya'daki yaşanan sıkıntıların Avrupa Birliği'nin o Japonya gibi ya da Fed gibi hareket edebilme ihtimalini oldukça kısıtlayıcı bir unsur. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan sürpriz bir karar bekliyor muyum? Hayır, beklemiyorum. Ama
şartları zorlamaya gayret edecek ve piyasaları canlandırmaya gayret edecek bir şey olabilir. Çünkü o stres testi piyasada moralleri bir hayli bozdu. Özellikle İtalyan bankalarının burada neredeyse sınıfta kalması ve İtalya'nın konum itibariyle Avrupa Birliği'nin kalbi olan, tahvil ve bononun kalbi olan bir ülke olması moralleri ciddi anlamda bozdu. Buna yönelik bir takım açıklamalar, iyileştirici unsurlar verebilirse ki zayıf bir ihtimal, o zaman bu moralleri düzeltecektir. Aksi takdirde çok da sürpriz bir şey beklemiyorum. Önce bir üfeyi, daha sonra da PMI'ları görmek gerekiyor. Peki, Hasan Kaya'nın da bir sorusu var. Ona da bir yanıt vermenizi istiyorum. Diyor ki 2015 ve 2016 yılında orta vadede önerdiği sektörler nelerdir? 2015 ve 2016 için hele şu 9 aylık bilançolar bir çıksın. Onlarda bir toparlanmayı bir görelim. Yani çünkü sektörler farklılaşabilir. Merkez bankalarının almış olduğu kararlar neticesinde gelişme de olabilir. Hükümetlerin yeni uygulayacakları teşvikler dolayısıyla farklılıklar arz edebilir. Önce bir 9 aylıkları görmek gerekiyor ama 9 aylıkları gelenlere baktığımızda yine bankacılık sektörünün önderliğinde bir bilanço dönemi yaşadığımızı net görüyoruz. Otomotivde bazı ataklar görüyoruz, iyileşmeler. Bununla birlikte sanayi kesiminde bir takım ataklar görüyoruz ama yine lokomotif bankacılık sektöründe devam ediyor. Peki, Erdoğan'a gelen soru Ramazan Bey'den geliyor. Bir gram TL altın istiyor yorumu, bir de altın son 10 günde 100 dolara yakın neredeyse değer kaybetti. Bu inanılmaz bir şey. Hakikaten yani altına yatırım yapanlar için bir felaket ve kara dönem olduğunu söylemek mümkün. Bu dönemin bitip bitmeyeceğini merak ediyorlar ayrıca. Bu dönem bitmeyecek. Yani bitmesi... Aşağı yönlü gidiş sürebilir. Sürebilir çünkü bugün Tokyo borsası zirvede, ABD borsaları zirvede, Avrupa borsaları yükselişte. Yani riskli varlıklardan bir kaçış yok. Bunun sebebinin ne olduğu çok önemli değil. Böyle bir algı varsa bugün dünya piyasalarında, riskten kaçış yoksa altın neden bir alternatif olsun? Neden tercih edilsin? Üç kere denedik 1180 evet. doları. Oradan bir tepki bir şekilde gördük. En son işte ABD borsaları gerilerken altın %6 civarında bir prim yaptı. 1250 dolara kadar yükseldi. Ve şimdi şok bir düşüş var. Bana göre çok bir düşüş değil bu. Yani sürekli aynı soruyu soruyoruz biz. Yani neden altın bir tercih sebebi olmalı? Neden altın almalıyız? Hisse senetleri tarafında evet seviyeler arada yüksek seviyelere ulaşabiliyor borsalar ama hala orada gidilebilecek yerler var. Veya altına alternatif olarak düşünebilecek daha garantili limanlar var. Böyle bir liman arayışı varsa piyasalar içerisinde. Bu durumda altın için kaçınılmaz son yani düşüyor olmak. 1180 doların altını da gördük. 1160 dolar herhalde 61 doları da gördük. Böyle giderse yani borsalardaki yükseliş devam ederse 1000 dolara kadar inersek çok şaşırtıcı olmayacak. Çünkü hala bu parasal genişleme hikayesinin başladığı döneme göre %50 primli bu varlık. Evet. Herkes bakarken zirveye bakıyor ama aşağıya bakan yok gördüğüm kadarıyla. 1900 seviyelerinden bu seviyelere düşüyor olmak, düşmüş olmak ciddi bir geri çekilme ama yükselişin başladığı yerden bakarsanız 250 dolardan itibaren bakarsanız eğer inecekse hala inecek yer var. O yüzden 1000 dolar mümkün olabilir. Çünkü orada hala eğer enflasyon yoksa dünyada altının gerçekten tercih edilmesi bir için bir sebep olarak yoktur. Tercih edilmesi zaten asla çok zor. Uygun değil. Evet. Peki Baki Kaya'nın bir sorusu var Belgin Hanım. Diyor ki bu arada Enver'in bir barda çalıp çalmadığını söylüyorlar. Bir rocker şey var mı senin de müzik? Eski bir müzik kariyeri var ama bitti. Bitti. Peki ne yapıyordun? Ne tür bir rock yapıyordun herhalde? Gitar, vokal, rock tarzı. Rock tarzı. Tamam. Zaten rocker bir tipi olduğu için sormuşlar. Bu muhtemelen bir bilgiye dayalı olarak soruyor. Baki Kaya diyor ki Belgin Hanım, bu parasal genişlemelerin devam etmesiyle oluşan paranın değersizleşmesi politikası daha ne kadar devam edecektir diyor. Çok yerinde bir soru bence. Şimdi paranın değersizleşmesini kendi ülkemizin para birimi cinsinden soruyorlarsa Türk lirası uzunca bir süre değerli kaldı. Ama bu uzunca süre değerli kalmasında tabii ki ekonomi üzerinde bir yükü vardı. Diğer para birimleri karşısında aşırı değerlenmesi, ürettiğini satamaması ve ithalata yönelmesinin başlıca etkeni oldu. Evet. Ve Türkiye ithalat ağırlıklı büyüme stratejisiyle bugüne kadar geldi ama bu tabii ki cari açığı da katlayan bir unsur oldu. Şimdi nereden baktığınıza bağlı, yani bardağın yarısı boş ya da yarısı dolu demekse ülke paralarının mesela euroyu baz alalım. Dolar karşısında uzunca süre bu kriz döneminde 2009-2014 projeksiyonunda baktığımızda aşırı değerlenen bir euro vardı.
ve Avrupa Birliği'ni krize sokan bir durum söz konusuydu. O yüzden paranın aşırı değersizleşmesi demeyelim de zaman zaman aşırı değerlenmesinin getirmiş olduğu ülke ekonomilerine zararları göz ardı etmemek lazım. Serkan Bey'in, Serkan Efe'nin bir sorusu var. Diyor ki, aslında çok güzel, bence de aklıma geleni sordu kendisi. Tebrik ediyorum. Diyor ki, borsalardaki bu yükselişi eninde sonunda birilerine satacaklar diyor. Unutmayın diyor, Dow tarihi zirve yaptı. Biliyorsunuz S&P de bugün kendi rekorunu yeniledi bir anlamda. 2000'in üzerine tırmandı. Diyor ki, borsada satmadan para cebe girmez. Hakikaten bu bir değiş tokuş olacak mı hızlı biçimde, yoksa ne kadarlık bir vadede olabilir diye düşünüyorsunuz? Şimdi piyasaların kendisine bir hikaye aradığını varsayacak olursak, borsalardaki yükselişe şimdi temkinli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü birinci olarak Fed tarafından kaynaklanan artık bol para, kolay para dönemi bitti. Dolayısıyla piyasaları uzun vadede destekleyecek bir olgu yok. Diğer taraftan bakıyoruz, küresel ekonomik büyümeler sıkıntılı. Avrupa tarafında sıkıntılar büyük. Diğer tarafında Amerika tarafı pozitif ayrışıyor, ancak Çin'in ayak uyduramadığını görüyoruz. Bu uzun vadede piyasaları baskılayacak bir unsur. Dolayısıyla şu anki durumda tabii ki borsalarda tarihi zirve seviyelerinden alım yapmak oldukça riskli. Ancak zirve seviyelerinden gevşemelerde özellikle teknik seviyelere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bunu özellikle Amerikan borsaları bazında söyleyebiliriz. Dolayısıyla uzun vadede piyasaları destekleyecek bir olgu olmadığından borsalarda aşağı yönlü bir düzeltme kısa vade içerisinde beklenebilir. Bu biraz Amerika tarafında pozitif ayrışma şeklinde bir süre daha olabilir. Çünkü dünyada ekonomik veriler zayıf, Amerika'da ekonomik veriler daha güçlü. Özellikle büyüme tarafında Amerika'nın dünyadan ayrıştığını görüyoruz. İkinci çeyrekte %4.6 olan bir büyüme vardı. Üçüncü çeyrek büyümesinin yine beklentilerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar içeriği beğenilmemiş olsa da yine olumsuz bir veri olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla şu anki durum içerisinde borsalarda bir satış bazlı bir düzeltmenin gelebileceğini düşünüyorum. Peki. Biraz CDS'lere girelim istiyorum. Çünkü CDS'ler bakımından yani Türkiye hani böyle 200'ün altında kendine iyi bir yer bulmuş durumda. 170 şu anda CDS'imiz. Rusya'nın 240, Portekiz'in 205. Yani bizden daha kötü olanlar var ama bizden iyi olanlar var. Örneğin Brezilya 150'lerde dolaşıyor. CDS'lerimizin geldiği noktayı bir ciddi risk unsuru olarak görüyor musunuz? Henüz değil. Henüz yani değil. Bu 200'ün altındaki noktalarda olması ve yatay bir görüntü içerisinde, yani 170'in biraz daha aşağısında olursa tabii ki çok daha iyi olacaktır, ama şu an için Türkiye açısından bir risk faktörünü görmüyorum ben. Peki, şimdi biraz önce izleyicimizin birisi, şimdi bulamıyorum, aşağı doğru düştü. Ben biraz önce narkoz markoz eleştirisi yaptım ya, az narkoz verince insanlar işte böyle bir sarhoşluk duygusuna kapılıyorlar. Bana diyor ki, galiba diyor size de diyor biraz narkoz vermişler diyor. Çünkü biraz önce işte rublenin değer kaybettiğini, kazandığını söylediniz diyor. Oysa diyor, kaybetti diyor, bilmiyorum. Ben de şimdi Erdoğan'a sordum. Nedir şu anda rubledeki durum? Değer kazancı var rublede, yani evet. Faiz arttırımından sonra. Değer kazancı varmış. Ben narkozu değilim, söyleyeyim. Evet, peki. Şimdi şey var, dolara karşı bugün gelişmekte olan ülke para birimlerinin genelinde ufak bir değer kazancı vardı. Sonradan öğleden sonra biraz telafi oldu ama dolar endeksinin yükselmesine rağmen böyle bir değer kazancı vardı. Tekrar 2.20'nin altını gördük biz dolar TL'de, ama şu anda tekrar 2.22 seviyesindeyiz. Evet. Tabii biraz narkoz olabilir, onu söyleyeyim. Yani dün akşam Rusya'dan geldim, Moskova'dan. Bu biliyorsunuz Akkuyu nükleer santralini Ruslar yapıyor. İşte Atomstroy Export, Rusların büyük işte nükleer gücü ya da şirketi. Voronezh diye bir bölgede yaptıkları bir santrali göstermeye çağırdılar bizi. 5-6 gazeteci. Ben tabii biraz geç gitmek durumunda kaldım. Çünkü hani burayı bırakıp işte günde 2 tane şeyimiz var, sorumluluğumuz var. Haber merkezinde yapacak bir sürü işimiz var diye. Geç gittim ama benden önce giden arkadaşlar gitmişler Voronezh'e. Kısa bir hikaye anlatacağım ama yani Rusya'nın ne durumda olduğunu anlamak için çok önemli bir örnek bence. İşte Moskova'dan biniyorsunuz bu pervaneli uçaklarla, 15-20 kişilik böyle o çok Antonovlar ve Cheyenne'lerle uçuyorsunuz. Bir saatlik bir yolculuktan sonra Voronezh diye bir yere iniyorsunuz. Şahane bir nükleer santral, fakat 19. yüzyıldan kalmış bir kent var. Yani mesela otelde şampuan ekstraya tabi. Şampuan diyorsunuz, diyorlar ki ekstra ücret öderseniz size şampuan verebiliriz. İnanamadım yani hakikaten. Şimdi bu teknoloji, bu refah göstergesi ikisi bir arada olmuyor. Yani Ruslar biliyorsunuz bütün tarihleri boyunca sıfır konfor,
çok yüksek güvenlikle üretmişlerdir her şeyi. Evet. Şimdi orada da nükleer santrali şahane yapıyorlar ama yani şehir toz toprak içinde ve gidilemez durumda. Yolları falan berbat. Hani Kars falan oradan çok daha büyük ve kimlikli bir şehir gibi geliyordu bana. Bunu söylemiş olayım. O narkozum oradan geliyor. Eğer bir parça yanlış yaptıysam beni bağışlayın ama Erdoğan'a sordum şimdi. Uzmanına sordum. Yok diyor. Değer kazanımı diyor. Var diyor. Özlem Melek Şiriner diyor ki sana satış bazlı düzeltmeyi kaçlarda düşünüyorsunuz? Hepinize sormak istiyorum değil mi? Ama Enver'in yanıtlamasını istiyorum şimdilik. Bunu Borsa İstanbul bazında evet. Soruluyor. Borsa İstanbul açısından şu an için alt sınırın 80 bin olduğunu söyleyebiliriz ama açıkçası 80 bin üzerine olan seyirin ben çok sağlam bir seyir olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bir önceki bant aralığı olan 77.500-80 bin aralığını verebilirim. 80 bin seviyesinin yukarı kırılması biraz alışları hızlandırdı. 81.300'e doğru bir hareketlenme gördük ancak Borsa İstanbul'da 77.500'ün şu anda doğal destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Peki. Betül Çiftçiler diyor ki Belgin Hanım, altının dolara karşı değer kaybı açıkça görülüyor. Benim merakım 10 senelik bir periyotta altın petrole karşı ne durumda? Gelecek 10 yıldan bahsediyor herhalde evet. Değil mi? Yani evet. Nostradamus gibi bir şeyler istiyor bizden. Hemen buyurun. Bir kristal küreme bakıp evet. Cevap bakın kristal kürenize. Şimdi altınla ilgili zaten sizin hep sohbet ediyorduk. Hatta en son yine böyle bir soru geldiğinde iş çekmiştim ve siz demiştiniz ki yani çok mu zor bir soru sordum. Hayır demiştim yani bunu son kez cevaplayayım. Altın 1200 dolar onsun altına inerse bu şaşırtmayacak. Çünkü o 10 senelik periyodunu tamamladı. Artık hani güvenli bir limana ihtiyaç duyuyor mu piyasalar? Duymuyorlar şu an için. Diğer enstrümanlar daha cazip. Altında bu süreç tamamlandı mı? Tamamlandı. Biraz önce Erdoğan Bey'in de söylediği gibi 250 dolarlardan bu 2000 dolarlara doğru hareket etti mi? Evet etti. Dolayısıyla şimdi 1200'ün altına inince biraz hafızaları tazelemek gerekiyor, unutmamak gerekiyor. Altın normal seyrini tamamladı. Nasıl dolar bir süre sonra anavatanına döndüyse aynı şekilde altın da eski seviyelerine gelecek. Ha 250 dolar onsları görmeyecektir ama 1150-1200 dolar ons arasında bir noktada kalacağını düşünüyorum ben. Peki şimdi biraz bize dönelim. Çünkü Erdem Başçı'yı konuşmamız lazım. Orada hakikaten kafamızda soru işaretleri var. O soru işaretlerini burada bir şekilde aydınlığa kavuşturmamız lazım. Bu arada gelen birkaç tweet var. Onları okuyayım. İzleyicilerimizin şeyleri, gönülleri kalmasın. Ramazan Bey diyor ki dünyada kriz çıkacak. Nasıl güvenli liman olmaz diyor. Altın için söylüyor galiba, anlamadım. Betül Çiftçiler diyor ki yanlış anlaşıldım biraz önce. Geçmiş 10 sene için şu an altın petrole karşı ne durumda? Dolayısıyla kürenize bakmadan söyleyebilirsiniz. Şu an için altın petrole karşı değerli durumda. Petrol fiyatlarına hani şey olarak baktığımızda. Ama bunu da biraz şeye bağlıyorum ben. Hani hem dünyada petrol üretimdeki ülkelerin ekonomilerindeki durgunlukla birlikte biraz da siyasi bir baskının da olduğunu düşünüyorum ben petrol üzerinde. Yani dünyada bu kadar karışık ortam söz konusuyken, Rusya-Ukrayna bu kadar gerilirken, IŞİD'le ilgili tüm saldırılar o şeyde Suriye-Irak, Türkiye üçgeninde gelişmeler olurken petrol fiyatlarının 80 dolarlar seviyesinde kalması bana çok da şey gelmiyor açıkçası. Tam tersi bir korelasyon olması gerekirken şu anda altın petrolün üzerinde seyrediyor. Evet, Ramazan Bey diyor ki evet altın için dedim diyor. 2015 yılı küresel kriz yılı olabilir mi diyor. Bir de Hüsnü Keleş'in sorusu var size Belgin Hanım. Sonra Erdoğan'dan ve Erdem Başçı'nın sözleriyle ilgili yorum alacağım. Şu ana kadar gelmiş olan banka bilançoları tatmin edici mi diyor Hüsnü Keleş? Ortalamanın üzerinde. Yani ortalamanın üzerinde. Aşağı yukarı ivmelenmeler olsa da beklentilerin üzerinde olması da yine iyi bir şey. Ama önemli olan asıl olan bana göre her zaman için son dönem ve yıl sonu bilançolarıdır. O anlamda şu an için çok hani beklentilerin üzerinde wow dedirten bir bilanço gelmedi. Peki Volkan Karabulut diyor ki altın 500 dolar olur mu acaba? Hani çok uzun vadeden bahsediyor ama böylesi bir senaryo yazılabilir mi? Yani uzun vadeli borç aldıysa beklesin ama hani şimdi şu var, bir de altının topraktan çıkma maliyeti var. Bu kimilerine göre 800 dolar, kimilerine göre 900 dolar, kimilerine göre de 1000 dolar. Dolayısıyla bu maliyetin üzerinde bir fiyatlama yapmak gerekiyor. Belli bir seviyenin altına ineceğini ben düşünmüyorum. Yani 1000-1050 dolarlar belki anlık şok olarak 950 dolarlar gözükse de o noktada kalacağını düşünüyorum. Peki yönetmenimizden Cüneyt'ten rica ediyorum. Şu rubleyi bir verebilir misiniz? Arif Kürşat Çakın diyor ki şu rubleme
meselesini bir çözelim diyor. Çünkü iddiasının arkasında duruyor. Biz de yanılmış olabiliriz. Yanılmış isek tabii ki hatamızı kabul ederiz. Öyle bir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Erdem Başçı ile devam edelim. Bu arada ruble geldi. Gördüğünüz gibi. %3,5. %3,5. Yani peki narkoz var mı yok mu? Yok. Yok. Sizde yok. Arif Bey lütfen rica ediyorum bir daha üstüme gelmeyin. Yani bu defa narkoz alırım, evet narkozlandım derim. Sonra size demek zorunda kalabilirim. Peki. Şimdi Merkez Bankası Başkanı diyor ki evet diyor bir enflasyonla mücadele politikamız var. Bir fiyat istikrarı, finansal istikrarla ilgili de bir görevimiz var. Bir yanda biz de biliyoruz ki ayrıca ona yüklenmiş bir de büyüme sorumluluğu var. Çünkü faizleri indirdikçe vay sen faizleri indirdin, büyüme hızımızı düşürdün falan diye üzerine geliyorlar. Dolayısıyla 3 tane saç ayağı var. Bu 3 saç ayağının da hepsini kontrol etmek durumunda. İşi çok zor biliyorum. Bugünkü toplantıda sunumunda da son derece böyle zarif ifadelerle anlattı. Mesela enflasyonla mücadele konusunda dedi ki hükümetin yapması gereken çok şey var. Yapmaya başladılar ama çok şey var diyor. Ben oradan şunu anlıyorum. Hani o yapmaya başladılar kısmını nezaketen söylüyor. Aslında bence yapılmayan bir şeyler var. O yüzden de Merkez Bankası Başkanı bir şekilde kamuoyuna bunu söylemek durumunda kalıyor diye düşünüyorum. Merkez Bankası Başkanımızın bugünkü açıklamaları daha çok iyi niyet beyanı gibi bir şeydi. Yani hedeflerden bahsediliyor. Sayın Babacan'ın orta vadeli planı açıklarken vurguladığı işte 2015 senesi enflasyonla mücadele olacak vurgusunu Sayın Başçı da yaptı. Enflasyonla mücadele edecek bir yıl 2015. Bundan öncekiler değil miydi? Yani 4 senedir tutmuyor bu hedef. Ya bu hedeflerin başta konulurken tekrar daha makul ölçülerle değerlendirilmesi lazım. Sürekli bunu revize ediyorsak bu işte bir problem var. Evet. Biz enflasyonla mücadelede veya enflasyon hedefine ulaşamamada Merkez Bankası'ndan bunun sebebini sorabiliriz ama büyüyememenin sebebini Merkez Bankası'na soyamayız. Yani Merkez Bankası'nın birinci önceliği enflasyonla mücadele. Yani yasayla verilmiş bir görev var. Evet. Fiyat istikrarı. Evet. Bunun yanında finansal istikrarı da koru diyor. Diğerlerine de bakarsın diyor değil mi? Doğrudur. Büyümeye destek olunması noktasında Merkez Bankası'nın alacağı kararlar da var. Şunu da anlıyorum ben. Bu krizle birlikte merkez bankacılığı tamamen değişti. Bir piyasa aktörü gibisiniz artık. Sizden çok daha fazla şeyler isteniyor. Önünüzde FED gibi, işte Japon Merkez Bankası gibi bankalar var. Bunların yaptığı aksiyonlar var. Ha, o yapılan aksiyonların bugün o sonuçları, alınan aksiyonların sonucu mudur? O da sorgulanır. Yani FED bugün işsizliği %6'nın altına düşürdü. Enflasyon da yavaş yavaş kıpırdanıyor. Büyüme çok güzel diyoruz ama bu 2008'de başlayan o varlık alım programının sonucu mudur? Yoksa hiçbir şey yapmasaydı buraya gelir miydik? Başka bir tartışma konusu. Şimdi bugün daha makul hedeflerin konuşuluyor olması en azından sorunun kabul edilmesi açısından bence faydalı. Ama hala yüksek seviyelerden bahsediyoruz biz. Evet. Ve açıklamalar içerisinde gördüğüm şu var. Sanki Merkez Bankası bulduğu ilk fırsatta faizi indirme beklentisini koruyor. Bu piyasalar için iyi olabilir. Yani borsa bundan pozitif etkilenebilir. Ama çevreye bakıyoruz. Aynı kulvarda olduğumuz ülkelere bakıyoruz. Bugün Rusya'ya bakıyoruz. Dün Brezilya'ya baktık. Önümüzdeki dönem için bu bankalar daha bugünden değişik aksiyonlar alma derdinde. Biz acaba petrol fiyatları düşerse işte... Yanlış söylemeyeyim. Tekrar buradan bakıyorum. Ben 2015 yılı beklentisi 106 dolardan 92 dolara düşmüş. Evet. Petrol fiyatları düşerse biz önümüzdeki dönemde faizleri makul seviyelerde aşağı çekileceğiz. Doğru. Yani biz bu ülkede yüksek faiz istemeyiz. Ama bir de ekonomik gerçeklikler var. Yani şimdi biz büyümeye destek olacağız diye enflasyon tarafında uzun vadede çok daha büyük bir yere açacak konuyu orada olduğu gibi bırakıyorsak bu iyi bir haber değil. Ama bugün piyasa Merkez Bankası'ndan bu petrolle ilgili senaryoyu aldı. Faiz indirim beklentisini de aldı. Politika faizini indiririm diyor Sayın Başçı. Uygun koşullar, uygun piyasa koşulları gerçekleşirse. Yani enflasyonla mücadeleden vazgeçmiyorum ama uygun piyasa koşulları gerçekleşirse faiz indirimine gideceğim. Zaten başka ne diyebilirdi ki Sayın Başkan? Sayın Başkan, evet piyasa koşulları müsaade ediyorsa faiz indirimi gerçekleşecek. Ama o piyasa koşulları gerçekleşecek mi? Problem burada. Yani şimdi biz bir taraftan Fed'in normalleşmeye doğru adım attığından konuşuyoruz. Öbür tarafta Euro bölgesinde sorunların katlanarak devam ettiğini görüyoruz. Japon Merkez Bankası'nın çözemediği sorunlara daha büyük parasal programla çözüm aradığını, yani aramaya çalıştığını görüyoruz. Rusya'nın hiç beklenmeyen ya da beklenenin çok üzerinde bir aksiyon aldığını görüyoruz. Öbür taraftan başka bir aksiyon alması gereken Merkez Bankası bu aralarda bir yerde fırsat kollamayı
düşünüyor. Ben bunu çok sağlıklı görmüyorum. Yani bu açık söylemek gerekiyor. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Sanki bir oyuncuymuş gibi fırsatını bulduğum yerde golü atarım demek, maçın ne şekilde tamamlanacağını düşünmemek gibi geliyor bana. Evet, fırsatını bulursak golü atarız biz, doğru. Ama bu fırsatların bulunamama ihtimaline karşılık nasıl bir senaryomuz var? Evet. O kötü günlere dair bir senaryomuz var mı? Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın stres testlerini gördük biz. Neden kimse inanmadı buna? Çünkü bu 200 tane bankayı bu kurum enflasyonist ortamda hesap ediyor. Enflasyon yok ki, neye göre hesap ediyorsunuz siz? Neyi testini yapıyorsunuz? Deflasyonla mücadele var. Ya şimdi merkez bankalar evet bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküyor. Belki siyasi baskılarla bu dönemi atlatmak için değişik söylemlerle bu dönemi geçiştirmeye çalışıyor olabilirler ama bunun uzun vadede kimseye bir faydası yok. Peki. Şimdi iki altın sorusu var. Onları sana soracağım ama Belgin Hanım'la Merkez Bankası'nı konuşmayı sürdüreceğiz. Diyor ki Kelami Köksal, 107'den altın alındı. Yeniden 107'leri görebilir miyiz diyor. Bu bir. Serkan Çakıroğlu diyor ki altındaki sert düşüşün sebebi nedir? Özer Önal da diyor ki altın fonları altının olması gereken değerini ne kadar etkiler? Bu üç soruyu hazırla. Şimdi ben şunu anlamak istiyorum Belgin Hanım. Gıda arz güvenliği deyince ne anlamak lazım? Mesela Merkez Bankası'nın anladığıyla benim anladığım arasında bir fark var mı? Ben şunu anlıyorum. Bir gıdanın fiyatı, kalitesi, tabii hepsi bir arada müdahale ediliyor. Evet. Artmaya başladığı zaman devlet buna karşı bir takım önlemler alır. Ne yapar? Buğday fiyatları eğer içeride çok artıyorsa ithalat yaparsınız, fiyatları düşürürsünüz. Ya da dahilde işleme rejimi kapsamında alırsınız, işlersiniz, yarı mamul hale getirirsiniz, satarsınız. Dolayısıyla dışarıdan ucuza mal ithal etmiş olursunuz. Ya da piyasada bir başıboşluk varsa fiyatlarda, o zaman ilgili kurumları devreye sokarsınız. Evet. Her ilgili kurum belli işte. Rekabet taban kurumu devreye girebilir. Tütün ve alkol mamulleri kurumu devreye girebilir. Et ve balık işte denetleme kurumu devreye girebilir falan. Ben bu kurumların çalışmadığını düşünüyorum. O yüzden de Erdem Başlı'nın sözlerinin aslında biraz bu kurumların çalışmasına dönük olduğunu düşünüyorum. Acaba orada bir şey var mı? Zafiyet var mı? Zaten konuşmasının bir yerinde şunu söyledi, yani merkez, her şeyi merkez bankalarından beklemenin yanlışlığı vurgusunu yaptı. Biz eleştirileri mutlulukla karşılıyoruz ama hani bizim de yapabileceğimiz bir takım şeyler var. Daha önceki konuşmalarına da bakacak olursanız hükümetlerin de merkez bankası politikalarını destekleyici, yani köstekleyici, destekleyici adımları atması gerekliliğini. Çünkü tek başlarına şu anda savaşıyor gibi gözüküyorlar. Evet. Avrupa'ya da baktığınızda aynı şey var. Türkiye'ye baktığınızda ya da bir Japonya'ya baktığınızda da nereye kadar? Çünkü onların elinde belli bir takım enstrümanlar var. Evet, güçleri büyük ama bunlar hükümetler tarafından desteklenmediği takdirde ve diğer hükümetin tabii ki o kolluk kuvvetleri de destek olacak olan kurumlar tarafından, merkez bankaları istedikleri kadar büyüme hedefi koysunlar, istedikleri kadar enflasyon hedefi koysunlar, tutturamazlar. Evet. Nitekim de Türkiye'de aynı şey yaşanıyor. Peki, altın soruları. Şimdi sondan başlayarak cevaplayacak olursak bir kere piyasa psikolojisinden bağımsız olarak altın fonlarını düşünemeyiz. Özellikle altına giriş açısından bakacak olursak şu anda piyasalarda altın fonlarına giriş için çok fazla bir neden yok. Çünkü birinci olarak bu küresel bazda hisse senetleri rally yapıyor. Dolayısıyla bu altının zaten sevmediği bir durum. Artı olarak bakıyoruz, jeopolitik riskler tamam ortadan kalkmış değil ama gündemde o kadar arka sıralara gitti ki şu anda yakın vadede herhangi bir şey beklenmiyor. Ne Rusya Ukrayna tarafında, ne IŞİD tarafında, ne de dünyanın başka bir yerinde. Dolayısıyla bu durum içerisinde çok fazla altına bir giriş beklemiyorum. İkinci soruya cevap verecek olursak, altında bundan önce doğal bir destek seviyesi vardı. 1180 dolar seviyesi. Burasının altı çok olası görülmüyordu. Fakat burası kırıldıktan sonra özellikle altında çok ciddi bir satış baskısı doğal olarak gördük. Sağlam bir desteğin kırılmasıyla gelen satış. Dolayısıyla şu anda daha dip seviyeler olası altında. Mevcut durum içerisinde özellikle dolar endeksinin seyrini düşünecek olursak bu altını baskılayacak bir unsur. Dolayısıyla şu an için gelecek tepkinin nereye kadar olduğunu bakmak lazım. 1180 dolar seviyesi üzerine bir tepki gelirse altın toparlanabilir. Yoksa mevcut durum içerisinde kademeli düşüşün devam edebileceğini düşünüyorum. Gramla ilgili soru 107 TL açıkçası çok olası görünmüyor. Çünkü şu anda altın onstaki global bazda hareketten
sebepten dolayı 83 TL 82 TL seviyelerine kadar gerilemiş bir gram var. Dolayısıyla aşağıda tabii ki dip seviyelerden satış yapmak çok riskli. Ancak mevcut durum içerisinde ben açıkçası 85 TL seviyelerine kadar gram TL'de de yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Peki, bir cümleyle yanıt verirsem, yanıtını biliyorum ama daha erken olduğunu da biliyorum. 30 Kasım'da biliyorsunuz İsviçre'deki referandum, daha doğrusu Merkez Bankası'nın altın tutma karşılığı referandumu. Diyor ki, sonuçları nasıl etkiler? Yani olumlu çıkarsa, evet altın tutalım diye karar çıkarsa referandumdan, bu altını nasıl etkiler diyor Hakan Karabulut. Şimdi şu açıdan bakacak olursak açıkçası burada İsviçre'nin altın tutma sonucunun çıkması referandumdan şu şekilde altına bağlayabiliriz. Eğer ki bu piyasalarda altın arzı açısından, altın görünümü açısından olumlu bir etki yapması, açıkçası ben altında ciddi bir toparlanma getireceğini düşünmüyorum. Evet, çünkü miktar o kadar şey değil diyorsunuz. 2 ton civarında değil mi? 1500 ton ve 5 yıla yayıyor. Evet. Peki, Ahmet Bey'in bir sorusu var. Bir de beni test ediyor bu arada. Ahmet Bey diyor ki, Belgin Hanım diyor, soruyu soruyorum önce. Belgin Hanım diyor, Kasım ayında borsada satış olur mu? Geçmiş yıllarda satış vardı diyor. Hı-hı. Bakalım soracak mısınız diyor. Yani sordum, hadi buyurun. Hani Kasım her zaman için borsanın bilanço dönemine rastladığı bir süreçtir. Ama bu sefer her şey farklı olduğu için Kasım'da yeni sürprizler olabilir mi? Bir realizasyon tabii ki gelir ama endekse de biraz önce Erkan'ın söylediklerine de katılıyorum. 77.500 seviyesi kırılmadığı sürece bu seviyelerde hareket devam edecek gibi gözükmekte. Çok olağanüstü bir gelişme olmadığı takdirde 80'in altında biraz böyle bir panikleme satışlar gelebilir ama Kasım'da borsa güzel olur. Peki. Güzel. O başka bir film ismiydi de. Kasım'da aşk başkanı. Erdem Ankara'nın bir sorusu var. Erdoğan diyor ki BOJ ve Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemedeyken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası nasıl faizleri artırabilir? Artırırsa dolar daha fazla değer kazanmaz mı? Kazanır. Zaten 2 hafta önce doların değer kazanmasından, 2 hafta, 3 hafta önce doların değer kazanmasından rahatsız olduklarını ifade etmişlerdi ama istediğiniz kadar rahatsız olun. Yani normalleşecekseniz para biriminiz değerlenecektir. Ama orada şimdi Fed'le ECB'nin ya da BOJ'un kıyaslanması çok da doğru olmayabilir. Yani ECB'nin problemleri ve onun çözümü veya çözümsüzlüğü çok başka. Japonya'nın başka, Fed'in başkaydı. Yani yapı olarak zaten birbirlerine benzemiyorlar. Aynen öyle. Orada bu sıkıntılar ya da bu problemler öyle kolay kolay aşılabilecek problemler değil. Doların değer kazanmasından daha normal hiçbir şey olamaz. O yüzden şimdi sadece euro dolar olarak bakıyorsak en kolayı bu. Bir tarafta mecburen ama çözümü olmayacak bir parasal genişlemeye doğru giden Avrupa Merkez Bankası. Öbür tarafta mecburen ama çok istemese de faizleri bir gün arttırmak zorunda olan, bugün 3 ay erteleyen, 6 ay geri alan, 3 ay öne çeken, değişik algılara göre söylüyorum, Fed, Amerika Merkez Bankası. Bu bir taraftan Euro'yu aşağı çeken ECB, bir taraftan mecburen doları yukarı iten ABD demek. Kaçınılmaz bir durum bu. O yüzden zaten diyoruz biz, yani bugün değişik verilerle, değişik açıklamalarla piyasalarda değişik hareketler görüyor olabiliriz. Ama bu ana trend içerisinde bu para birimlerinin gideceği yere dair çok büyük bir değişiklik yaratabilecek güçte herhangi bir veri veya herhangi bir açıklama olamaz. Çünkü eğer Fed faiz arttıracaksa 2015'in ortası sonu fark etmez. Bu güçlü dolar demektir. Ne zamana kadar artar bu değer? Yani ne zamana kadar bu belirsizlik baskı yapar, sıkıntı yapar? İlk faiz arttırım kararının geldiği güne kadar. Peki. Hasan Akdağ diyor ki bir soru, yani 2,5 dakikamız kaldı, 30 saniyesi sana, kalanı PPK, 20 Kasım'da PPK'mız var, onu söylemenizi isteyeceğim. Hasan Akdağ diyor ki İsviçre'deki referandum sonrası hayır çıkarsa İsviçre frangı euro karşısında değer kazanır mı? Şu açıdan bakmak lazım, bir miktar değer kazancı olabilir ancak İsviçre Merkez Bankası'nın mevcut uygulaması euro frank paritesinde bir sabitleme, ya yanlış hatırlamıyorsam 1.21 olması lazım. Dolayısıyla hafif değer kazancı olmasını bekleyebiliriz ama mevcut seyirin ben euro frank paritesinde çok değişeceğini düşünmüyorum. Peki. Şimdi Merkez Bankamızın PPK 20 Kasım'da yapılacak. 20 Kasım'a kadar Fed toplantısının sonuçları gelecek. Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları gelecek. Dolayısıyla aslında bizim Merkez Bankamız bir şekilde önünü görmüş olacak. Yani pusların dağıldığını görmüş olacak. Öylesi bir ortamda nasıl bir karar alır, ne yapmasını bekliyorsunuz bu toplantıda?
Şimdi herhangi ben faiz cephesinde soruyorsanız faizlerde herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünmüyorum. Eğer Avrupa Merkez Bankası daha böyle radikal, daha böyle Japon Merkez Bankası gibi parasal genişlemeye yönelik yeni vaatlerde bulunup ve bunu bir an evvel devreye sokarsa, ki bu son derece zayıf bir ihtimal, bizim faizlerde bir değişime gideceğini düşünmüyorum. Bir de şöyle bir unsur var. Yani Merkez Bankası'nın, bizim Merkez Bankamızın gerçekten işi zor. Bir yandan sürekli faizlerin inme vurgusunu yapan, onun neredeyse sunumlarının öncesinde sunum yapan bir ekonomi bakanıyla karşı karşıya kalıyor. Aynen. Yani dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde merkezin aldığı kararların sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani eleştiriyoruz zaman zaman ama tüm bu zorluklar içerisinde yine doğru yolda olduğunu düşünüyorum. O yüzden faizlerde bir değişim yapacağını zannetmiyorum ben. En azından Kasım'da bu olmayacak. Çok teşekkürler Enver, çok teşekkürler Belgin Hanım, çok teşekkürler Erdoğan. Geldiğiniz için güzel bir program yapmaya çalıştık. Daha doğrusu her şeyi yanıtlamaya çalıştık ama gelecek haftanın hikayesinin ben yine Rusya olduğunu düşünüyorum. Rusya'daki durumu çok dikkatle ve yakından takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden yakından takip etmeliyiz? Bir defa Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya uyguladığı ambargo dolayısıyla bizim ciddi yeni bir pazarımız haline gelmiş durumda Rusya. Bu bir, ihracat pazarımız. İki, orada çok sayıda iş yapan Türk taahhüt şirketi var. O şirketlerin geleceği bakımından önemli. Onlar her biri 10 bin, 15 bin insan çalıştırıyorlar. O şirketlerin eğer işlerinde bir duraksama olursa o 10 bin, 15 bin her biri eleman çalıştıran şirketleri buraya dönebilme ihtimalleri var. Eve dönüş zamanı gelirse bu gerçekten kritik bir şey. O bakımdan dileyelim ve dua edelim ki Rusya'nın başına daha kötü bir şeyler gelmesin. Öyle kısa olsun. Bir ara.